Merhaba arkadaşlar, Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için bir fincanı izleyenlerin adına niyetlenerek kapattım. Sizler de bu ara gönlünüzden geçirdiğiniz hangi konuda neye duymaya ihtiyacınız varsa bununla ilgili niyetlenin. Bakalım falımız bize bugün neler söyleyecekmiş, hep birlikte dinleyelim falımızı. YouTube üzerinden o kadar güzel yorumlar yapıyorsunuz ki inanın inanılmaz mutlu oluyorum. Tarifi yok. Ses tonumun neşeliliğinden, size geçirmiş olduğum pozitiflikten tutun da yapılan tüm yorumlara gerçekten çok teşekkür ediyorum. Hepinizin ellerine sağlık. Bir kere sizden aldığım enerjiyle size dönüşüm oluyor. Bu bir karşılıklı bir durum. O yüzden siz de iyi ki varsınız. Nereden ulaşacağız diye soran arkadaşlarım var. Buketle Kahve Falı Instagram hesabından bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Şimdi fincanımı açıyorum ve hep birlikte falımızı dinleyelim. Evet. Yani yüreğimizde sıkıntımızın tam ortasında kamburlaşmışız. Evet, artık aydınlığa çıkacağız ama çok yorgun bir kambur insan figürü var. Bu insan özellikle bir kişi için çok fazla çaba harcamış. Bu sizsiniz. Biriyle alakalı olarak inanılmaz çaba harcadığınızı, hatta artık yorgun düştüğünüzü görüyorum ama önünüzün aydınlandığını, artık böyle hani ay doğmuş denilir ya, fincanınızın tam ortasına bakın, bir ay doğumu söz konusu. Yani bir çıkış kapısını bulmuşuz arkadaşlar. Artık bundan sonra o kapıdan gelip ilerlemeniz kalmış. Özellikle iki kişi var ki etrafınızda, yani bu iki insanla alakalı olarak çok fazla. Şimdi iki insan arasında kalmış olabilirsiniz. İki anne babanızın arasında kalmış olabilirsiniz. Ya da bizzat iki evladınızdan dolayı bir uğraş içerisindesinizdir. Ama iki insan için efor sarf ettiğinizi görüyorum. Bir tanesi için şunu söyleyeceğim. Çocuklarıyla alakalı sıkıntı yaşayan arkadaşlarım için söylüyorum bunu. Çok aydınlıkta çıkmış. Ya da bu anne babanızdır da bir kişi çok aydınlıkta. Bunu böyle değerlendirin lütfen. Geçmiş ilişkiniz değil de önünüzde bakmış olduğunuz ilişkiniz sizin çok aydınlıkta çıkmış. Bunu söyleyebilirim. Bunu partner olarak değerlendirirsek. Herkes kendi hayatına göre değerlendirsin. İki kişi arasında kalmak çok net çıkmış. Bir kişi, yani özellikle bir kişinin çok net bir temizde duruşu söz konusu. Yani arkadaşlar şöyle kolay mı elde edeceksiniz? Hayır. Kaya parçaları düşünün. Akan bir dere hayal edin. O derede böyle düz yürürseniz ıslanırsınız. Ama oradaki kaya parçalarının atlaya zıplaya atlaya zıplaya şu şekilde gittiğinizi görüyorum çok net bir şekilde. Yani hayat size şunu sunacak. Seçenekli bir çıkış noktası sunacak. Evet, tabii ki de kader, hayat, yani sizin elinizde seçimleriniz. Evet, ama yani seçenekli olması ve sizin bir seçenek için şöyle söyleyeyim, iki kapı var karşınızda. Bunu seçerseniz bu olur. Şunu seçerseniz bu olur şeklinde iki seçenek var ve seçenek içerisinde de iki şık çıkmış sürekli. Böyle görüyorum ve bu derede giderken hani atlayacağınız taşları sizin net bir kararlılığınızla aydınlığa vardığınızı görüyorum. Yani ikilemde kaldığınız durumlarda enine boyuna düşünüp net kararlar vermeniz sizin için hayırlı olacak uyarısı vermekte fincanınız. İki kişi var karşınıza aldığınız. Yani bu yapacağınız adımlarda özellikle iki kişiye ciddi anlamda bir hesap vermek diyemem ama sorumlu olduğunuz iki kişiyle alakalı olarak, yani şöyle söyleyeyim, tek bir kafa olsan çok rahat şunu yapardım ama artık iki kişiden de sorumluyum, mesuliyeti üzerimde bu insanların diye karar vermeniz gerekeceği bir durum var. O iki insana da ya seçimlerinizi anlatıyorsunuz ya kararlılığınızı, istikrarınızı anlatıyorsunuz. Ama çok temizde, yani o iki insanın da size razı geldiğini, kabul ettiğini ve arkanızda durduğunuzu görüyorum açıkçası. Böyle bir durum içerisindesiniz. Güzel bir zürafa çıkmış. İki bayağı iki, sürekli iki insan var karşınızda. İş yerindeyseniz iki insanla alakalı güzel bir zürafa sonrasında bir aydınlığa kavuşmanız var. Canınızı sıkan ikili durumlarda mantığınızı dinleyin arkadaşlar. Tabii ki de hissiyatınızda kullanın ama aklın yolu birdir diye bir gerçek var. Hani duygulardan ziyade bu ara biraz mantığınız çerçevesinde adımlar atmanızın size hayırlı olduğunu uyarısını veren bir fincan var şu an karşında. Çünkü önünüz ciddi anlamda temiz. Güzel bir anahtar yuvası çıkmış. Bakın şurada çok net. Bu anahtar yuvasıyla alakalı olarak.
Yani yine bir iki kişiyle alakalı bir konuşmanız ama sonrasında ben durumu çözdüm, ben artık yolumda ilerliyorum diye istikrarlı duruşunuz burada da çok net çıkmış. Falınızın özeti, ikilemlerde kalmayın, mantığınızı devreye sokun, doğru yola gidiyorsunuz gibi bir şey açıkçası. Çözüm bekleyen bir ev anahtarı olabilir bu, bir araba anahtarı olabilir, bir sorun olabilir. Net bir anahtarlık, anahtarın yuvası çıkmış, yani bir anahtarı sokup açmak ve sonrasında ilerlemek gibi bir durum. Son düzlüktesiniz. Artık kafanızda biraz netleşmiş olaylar. Hani ben ne yapacağım, çok çıkmazdayım değil de benim başıma gelenler belli. Şu yolları seçersem böyle arınırım. Bu yoldan gidersem de canım üzülür, işte canım acır, kafam karışır. Bunu yaparım. Ben o zaman şunu yapmalıyım diye bir seçenekli olsa da mantığınızın devreye girdiği anda bir aydınlanmanız çok net çıkmış. İkili konuşmalarınız çok fazla arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. İki insan arasında kalmanız, iki düşmanı alt etmeniz, iki çocuk belki. Hani öylesi bir durum, bir öncesi ilişkiniz ve bir sonrası ilişkiniz olabilir belki. Burada güzel bir kayıktasınız. Burada güzel bir konuşma yapacaksınız. Yani hayat N harfi çok net çıkmış. Nidenin N'si. Böylesi bir insanla beraber adeta kayıkta gibisiniz. Karşılıklı bir anlaşma, karşılıklı konuşma, iç dökme, bir rahatlama söz konusu olabilir. Bu konuşma sizi açıkçası gayet sorularınızı cevaplandıracak cinsten bir konuşma olacak. Bir içinizi dökme söz konusu. Karşı taraf biraz inatçı, yapmış olduğu hataları kabul ettiğini değil de hani böyle biraz şöyle görüyorum. Hani biraz dik kafalı ama falan deyip sonrasında evet haklısına bağlıyor. Sizin adınıza hayırlı sonuçlanan bir karşılıklı konuşma görüyorum arkadaşlar. Bunu çok net gördüm. Bu net bir partnerdir. Evli arkadaşlarım varsa evliliğindeki sorunlarını hallederler. Sevgilisiyle problem yaşayan arkadaşlarım sevgilisiyle problem halleder. Yeni biriyle karşılıklı olabilirsiniz. Hani ciddiyete taşıyacağınız bir noktada bir ama durumu olabilir ama sonrasında sizin adınıza hayırlı bir konuşma, hayırlı bir sonuçlanma olacak. Konuşmanızın sonrası adınıza temiz çıkmış. Gayet ben sizi partnerle de güzel bir konuşma yaptığınızı görüyorum. Şimdi uçak var. 3 kişilik bir aile görüyorum. Gayet anne baba ve bir evlat. Yani evliliğinizin öncesinden gelen bir çocuktur ya da evlendikten sonra bayağı 3 kişilik bir hanenin içerisinde çok bereketli gelmiş bir kaplumbağa. Kaplumbağa gelmiş, bir yerlerden gelecek değil. Çok net haneye çöreklenmiş artık. Yani şunu yaparsam ne demek istediğimi daha net anlatacağım size. Net bir kaplumbağanız. Kaplumbağa da ev anlamındadır. Mantar gibi tıpkı. Yani çok güzel bir kısmetin 3 kişilik bir hane olduğunuz, çok güzel bir aydınlıkta olduğunuzu görüyorum. Arkadaşlar evlenmiş arkadaşlarımın bir çocuğu olabilir. Bu bir bebek haberi olabilir. Çok net güzel bir kısmetin üzerinde görüyorum ben bu haneyi. Yani dışarıdan özellikle ellerini bağlamış. Hani böyle sihirli lambadan çıkmış da böyle ellerini bağlamış bir insan silüeti var. Sizi izliyor. Bu art niyetlerle değil, gayet temiz niyetlerle izleyen bir insan görüyorum. Bir karışıklığınızı geride bırakıyorsunuz ki çok net bir yük de buradan geliyor. Kısmetli bir sürece giriyorsunuz, bunu söyleyebilirim. İş anlamında karşılıklı bir konuşmanız var. Bir atlanmadan sonra yerinizi çapayla garantilemişsiniz. Bir nal gibi, V gibi, bu böyle çok güzel bir çapa gibi çıkmış açıkçası. Güzel bir yer tasdiklemeniz, kalıcı olmanız. Sınav bekliyorsunuz, aşarsınız. Kalıcı olacaksınız, mülakattan geçersiniz. Yani şefseniz müdürlüğe atanırsınız. Böyle değerlendirin. Güzel bir kalıcılık söz konusu. Hemen altında çok net bereket çeşmeniz çıkmış. İşinizle alakalı çok temiz bir konuşmanız var. Burada iki kişi almış sizi sık boğaz ediyor. Ya siz bu iki kişi bufalda ne kadar çok ikili ilişkilerinizle alakalı hep iki kişiye bir şeyler hesaplandırdınız, bir şeyler hesap verdiğiniz, hesap sorduğunuz bir konuşmalar sürekli ikili yani. Üç kişi görüyorum her yerde. Burada da o iki insanın sizi çok net bir şekilde sık boğaz ettiğini görüyorum. İşinizle alakalı, hak edişinizle alakalı bir konuşma olabilir bu. İki kişiyi alt edip resmen bir işinizde çapa atışınız çok net çıkmış. Ya da bu parayla alakalı bir durumdur da hak edişiniz çıkmış arkadaşlar. Yani bu bir çünkü ya iştir, iş para getirisi olan bir durum olduğu için işe değerlendiriyorum ama
malla alakalı üç kardeşin bir uzlaşmaya vardığını, dolayısıyla da sizin o insanlarla uzlaşma sonrasında hanenize bir para geldiğini görüyorum. Ana babadır bu ya da iki amca babadır bilemem. Ailenizi ilgilendiren bir durum ama bunun sonrası çok net bir para. Yani üç ortaklı bir işe girersiniz, sonrasında kalıcı olursunuz, temiz bir şekilde kalıcı oluşunuz çıkmış, para getiren bir mevzuda yani bir anlaşma, bir aklaşma, bir alt etme halini gördüm. Açıkçası bugünkü falımda görebildiklerim bu kadar bol bol ikili ilişkilerinizin yoğun olduğu bir sürece giriyorsunuz. Önünüz aydınlıkta çıkmış, yorulmuşsunuz fakat çok net bir aydınlanma süresindesiniz. Hanenizin temiz olduğunu görüyorum. Umarım güzel söyledim. Her şey sizin bulsun. İnşallah hemen çıksın. Ben her gün yeni bir video yüklüyorum kanalıma arkadaşlar. Sürekli takip eden arkadaşlarım biliyorlar. YouTube'daki güzel yorum yazan herkesin eline emeğine sağlık. Çok teşekkür ederim. İnanılmaz mutlu oluyorum. Yani tahmininizin de ötesinde beni mutlu ediyorsunuz. Her okuduğumda yüzümde güller açıyor. Nereden ulaşacağız diye soruyorsunuz. Buketle kahve falan Instagram hesabından bana ulaşım sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle şu süreçte sağlıkla kalmanızı temenni ediyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.